Mutfağa Dair kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere süt kullanmadan kabardıkça kabaran borcamda kekler vermek istiyorum. Borcamı kalıp haline getireceğiz. Onun için oda sınav etmiş olduğum 300 yumurtamı karışımlı kıvam içerisine alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker. Eğer şekeri fazla sevmiyorsanız 1 su bardağı da kullanabilirsiniz. Şimdi bunları köpürtene kadar güzelce karıştırın. Yumurta ve şekerim güzelce çıktı. İçerisine 1 su bardağı kadar sıvı yağ ve 1 su bardağı oda ısısına bekmiş olduğum suyu ilave ediyorum. Eğer siz suyla hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. İsterseniz su yerine süt veya yoğurt da kullanabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi güzelce karıştıralım. Bu arada ben kekimi kakaolu yapacağım. Sıvıları güzelce karıştırdım. Şimdi kurala ilave ediyorum. Unumu 2,5 su bardağı kullanıyorum. Bu miktar sizin kullandığınız yumurtaya göre değişebilir. 2,5 veya 3 su bardağı kadar. Önce 2,5 su bardağı ilave edin. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Eleyelim. Şöyle bir karıştıralım ve çırpalım. Kek harcımı güzelce karıştırdım. Şimdi tepsim içerisine boşaltacağım. Ben kekimi büyük yuvarlak borcamda yapacağım. Siz farklı kaplarda yapabilirsiniz. Borcamın tam ortasına yuvarlak bir kase yerleştirin. İsterseniz kase yerleştirmeden yapabilirsiniz. Ama bu şekilde kek kalıbı gibi oluyor. Ve büyük porsiyon elde edersiniz kalabalık misafirlerinize. Borcamın kenarlarını yağladım. Buralarını, ortasını yağlamadım. Şimdi hazırlamış olduğum kek harcımı boşaltıyorum. Kekimizi hafifçe sallayalım. Ve önceden ısmış olduğumuz 180 derecelik fırında güzelce kabana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Kekim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Şimdi 5 dakika dinlendirelim. Sivri bıçak yardımıyla bu şekilde tabağımızı keselim. Dikkatli bir şekilde çıkartın. Şu an sıcak çünkü. Uygun bir tabak yardımıyla kekimizi ters çevirelim. Kekim çok güzel kabardı. Görüyorsunuz yumuşacık oldu. İsterseniz sade, isterseniz üzerine çikolata süsleyebilirsiniz. Ben benim üstü çikolatayla üzerine süsleyeceğim. Üzerini süsleyelim. Ben sütlü çikolata kullanıyorum. İsterseniz bihter veya beyaz çikolata kullanabilirsiniz. Kekimizi dilimleyelim. Ben kakaolu yaptım. İsterseniz sade veya limonlu yapabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kabardı. Kekimin dokusunu size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. İçerisi de tam pişti. Ve sünger gibi. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.